İnfertilitede erkek faktörü nasıl tespit edilir? Erkek faktör, tüp bebek tedavisine veya tüp bebekten önce infertilite diyelim, gebe kalamamaya %30 olarak etki edebiliyor. Biz bunu basit bir spermiyogram testiyle anlayabiliyoruz. Erkekler hanımefendilerden daha şanslılar bu konuda. Bir spermiyogram testi verdiğimiz zaman spermin sayısı, morfolojisi, hareketi, hatta bu morfolojide bozuklukların hangi bölgelerde olduğu bile ortaya çıkıyor. Sperm sayısının 20 milyonun altında olduğu vakalarda, hareketin, ileri hareketin %30'un altında olduğu vakalarda, morfolojinin de %4'ün altında olduğu vakalarda infertiliteden bahsedebiliyoruz. Peki hangi vakalara tüp bebek yapmamız gerekiyor? Bu insanları oyalamamamız gerekiyor. Morfoloji %0-1-2 ise, sperm sayısı 5 milyonun altındaysa ve ileri hareket %15 veya 20'nin altındaysa bu vakalarda erkek faktör vardır diyebilir ve tüp bebek tedavisine başlayabiliriz.